Mersin'de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 3, İyi Parti 2, HDP 2 ve MHP 2 milletvekili çıkardı. Resmi olmayan sonuçlara göre 13 ilçede 3896 sandıkta 1.270.128 seçmenin kayıtlı bulunduğu Mersin'de %88.55 katılım oranıyla 1.124.733 kişi oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %37.93 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP'nin adayı Muharrem İnce %37.43 ile ikinci sırada yer aldı. Meral Akşener %12.11, Selahattin Demirtaş %11.87, Temel Karamollaoğlu %0.47 ve Doğu Perinçek ise %0.19 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti %27.41 ile ilk sırada yer alırken CHP %26.89 ile ikinci sırada, HDP %16.93 ile üçüncü, İYİ Parti %13.78 ile dördüncü, MHP %12.66 ile beşinci, Saadet Partisi %0.68 ile altıncı, Hüdapar %0.41 ile yedinci ve Vatan Partisi %0.23 ile son sırada yer aldı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Mersin'deki milletvekilleri şu isimlerden oluştu: AK Parti Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan. CHP Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır. HDP Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan. İyi Parti Behit Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı. MHP Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek. 24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı kazanması Mersin'de coşkuyla kutlandı. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bu zafer Türkiye'nin zaferidir. AK Parti il binası önünde toplanan yüzlerce kişi zafer kutlaması yaptı. Kutlama coşkusuna katılan ve tekrar AK Parti Mersin Milletvekili seçilen Lütfi Elvan, partililere şöyle seslendi: Bu zafer milletimizin zaferidir. Bu zafer demokrasimizin zaferidir. Bu zafer Cumhur İttifakı'nın zaferidir sevgili kardeşlerim. Sağ olun, var olun değerli yol arkadaşlarım. Mersin, zaferimiz kutlu olsun Mersin. Zaferimiz kutlu olsun Türkiye. İnşallah hep birlikte milletimizin o güçlü Türkiye sesini tüm dünyaya duyuracağız. Yine milletimiz ne dedi sevgili kardeşlerim? Biz birlikten yanayız dedi. Biz beraberlikten yanayız dedi. Biz dayanışmadan yanayız dedi. Yine milletimiz terörle mücadelede kararlılıktan yanayım dedi sevgili kardeşlerim. Sonuna kadar terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle nasıl Afrin'i evet başlarına yıkmışsak, nasıl Fırat Kalkanı operasyonuyla o teröristleri yok etmişsek, Kandil'i de başlarına yıkacağız değerli canım. Evet. Cumhurbaşkanımızın aleyhine iftiralar attılar, yalanlar söylediler. Tüm dünya Cumhurbaşkanımıza saldırdı. Ama bu millet nasıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülmüşse, bu seçimde de milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olmuştur. Biz 81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Diline bakmaksızın, rengine bakmaksızın, mezhebine bakmaksızın, ırkına bakmaksızın, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, ne olursan ol yine gel, ne olursan ol yine gel diyeceğiz. Ne olursan ol yine gel diyeceğiz. Ve her bir kardeşimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Ve şunu yapmayacağız hiçbir zaman.
Onu da söyleyeyim sevgili kardeşlerim. Kim hangi partiye oy verirse versin, bu Türkiye'nin zaferidir. Bu demokrasinin zaferidir. Her bir kardeşimizi kucaklayacağız. Hangi partiye oy verirse versin, o da bizim bir insanımızdır. Onlara da hizmet götüreceğiz. Onları da kucaklayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde demokrasimizi daha da güçlendirecek, güçlendirerek Türkiye'mizi şahlandırmaya inşallah devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Diline, dinine, ırkına, rengine, mezhebine bakmaksızın ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Yörük olsun, ister Zaza olsun, ister Türk olsun, kim olursa olsun herkesi kucaklamaya devam edecek miyiz? Kucaklamaya devam edecek miyiz? Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre tatil planları yapanların gündeminde yazlık ev satın alma veya kiralama fikri ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de 2018 yılında en çok yazlık ev aranan il ve ilçelere yönelik yapılan araştırma sonuçları açıklandı. Araştırma verilerine göre Didim en çok yazlık ev aranan bölge olarak birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla Sakarya Karasu, Bodrum, Kuşadası, Silivri, Balıkesir, Çeşme, Foça, Çanakkale ve Mersin izledi. Son yılların gözde tatil merkezlerinin arasında bu yıl Mersin'in de yer alması dikkat çekti. Verilere göre bu il ve ilçeler içinde metrekare fiyatı en düşük bölge 1487 lirayla Mersin oldu. En uygun satılık konut metrekare fiyatı sıralamasında Mersin'i 1614 lirayla Sakarya Karasu izledi. Mersin'de 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 111.559 lirayla 185.900 lira arasında değişiyor. Sakarya Karasu'da bu fiyat 121.046 lirayla 201.743 lira arasında, Didim'de 100 metrekarelik bir satılık konutun ortalama fiyatı 150.961 lirayla 251.601 lira arasında oluyor. En çok yazlık ev aranan il ve ilçeler arasında yer alan Mersin ve Foça'da konut yatırım geri dönüş süresi 18 yıl. Bu bölgeleri 19 yılla Bodrum, Sakarya Karasu ve Kuşadası, 20 yılla Didim ve Çanakkale, 22 yılla Silivri, 23 yılla Balıkesir ve 25 yılla Çeşme izliyor. Mezitli Belediye Spor Kulübü tarafından organize edilen Türkiye Tenis Federasyonu Mezitli Senior Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda başarılı olan sporcular ödüllerini aldı. Mezitli Belediyesi Aratos Spor Tesislerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Mersin'in yanı sıra İstanbul, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve Hatay'dan 28'i kadın, 50'si erkek olmak üzere 78 milli ve profesyonel sporcu katıldı. Turnuvada birinci olarak kupa almaya hak kazanan sporcular şöyle sıralandı. 35 yaş üstü tek erkekler kategorisinde Mehmet Şimşek, 45 yaş üstü tek erkek Serkan Şenlik, 50 yaş üstü tek erkek Sermet Soylu, 55 yaş üstü tek erkek Selçuk Şerifoğlu, 35 yaş üstü tek kadın Necla Günay Karaoğlu, 40 yaş üstü tek kadın Serpin Gizir, 45 yaş üstü tek kadın Necla Bayıroğlu, 50 yaş üstü tek kadın İncihan Yengüner.